Herkese merhaba arkadaşlar. Gece bir form kontrolü yapalım. Saat 1.08. 10 haftamız kaldı yarışa. Sıfır gölge arkadaşlar. Gölgede faydalanmıyoruz. Neyse şu anda o. Yavaş yavaş yağ oranımız düşmeye başladı. Görüyorsunuz. Daha var. Şuralar kalın. Yavaş yavaş hepsi gidecek. Süreci iyi değerlendiriyorum. Şu an midem şişkin olduğu için diyaframı çekemiyorum. Ama diyafram var yani, böyle vakum yapabiliyorum da şu an bir şişkinlik var üzerinde. Şöyle sırtı bakalım. Bacaklar ve kalça sürpriz olsun biraz. Sonraki zaman onun kontrolünü de yaparız. Bugün bacak antrenmanı yaptım. Instagram hikayemde görürsünüz zaten. Böyle damar damar olmaya başladı. Şurada bir edem var. Şurada da bir sivilce çıktı. Ama cildimiz temiz. Görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki terleri yormuyoruz. Görüyorsunuzdur bazı sporcular. Mayın tarlası gibi vücutları var. Sırtları mırtları. Leş gibi. Bu gidecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi acele yok. Bir anda düşüp sonuna kadar o şekilde gidilmez. Yavaş yavaş. Ama şu iki hafta içerisinde form kontrolünü elime alıyorum. Yavaş yavaş aşağıya doğru düşüyoruz. Bayağı kilo düşeceğim. Şu an belki de 79 varımdır. 78. Ben son 79'dum. Şu an tartılmalara da başlayacağım. Düzenli bir şekilde. Yani her şey milimetrik hesaplanacak. Dikkat edilmesi lazım. Yoksa istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Yani tam profesyonel bir şekilde hazırlanacağız. Profesyonel bir sonuç elde etmeye çalışacağız. Yani hedef tabii ki birincilik, gönül istiyor ama bakacağız, rakipleri de göreceğiz. Sonuçta herkes benim kilomda olacak. Ekstrem bir şey olamaz yani. Bacak konusunda eksiğim kalmadığını düşünmeye başladım. Arka bacaklarım biraz gerideydi, işte onu anlattım sizlere. Bayağı toparladık o durumu. Quadlarım zaten vücuduma göre iyi. Kalçayı hiç bilmiyoruz. Açılacağını düşünüyorum. Taraklanmalar önceki diyetimde, bundan 6 ay önce tekrar hazırlanıyordum. O zamandan bu yana daha da iyi gitti. O zamanlar bile taraklanma vardı. Kalça da açılacaktır. Yani yöntemlerimiz de var. Her şeyi şimdiden, şimdi hiçbir şey uygulamıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. O yüzden yavaş yavaş açılacağız. Kalçamız da açılacak. Sırtımız da hem doldurmaya devam ediyorum, hem sırtı da iyi açmayı düşünüyorum. Yani benim sırtım açılıyor, damarlanıyor. Bu da iyi bir avantaj. Sırtı açmak da kolay değil. Herkesin sırtı açılmaz. Sırt derisi kalın olur. Benim sırtım da diyette inceliyor. Yani böyle damarlar falan çıkıyor orada. O avantajım da var. Önden yani kendimi yorumluyorum arkadaşlar. Eksik bölgelerim olarak omuzlar biraz geride, ne kadar yüklensem de. Arka omuzum o kadar geride değil, iyi de. Bisepsler önceki zamanlara göre daha iyi. Hacimsizdi bisepsler. Ama şu an mesela kendimi biseps verirken ben bozdan özgüvenli hissedebiliyorum yani. Hele şu bakım olayı şu an yok.
Ama Instagram'da profilimde bakabilirsiniz. Poza girince, poza girince zaten değişiyor vücut arkadaşlar. Ben de anlamıyorum ama iyi oluyor. Normalde atletli veya tişörtlü, böyle atletli de tişörtlü hiç gözükmüyor gibi bir şey yani. Ama tişört çıkarıp poza girince değişik bir hal alıyor benim vücut. Bir de son zamanlarda vücut iyice sertliyor artık yani. Son zamanlarda çok değişiyor arkadaşlar. Hele yarıştan sonra vücut inanılmaz bir şekilde dolduruyor. O daha hoşuma gidiyor. Şu an bekleyeceğiz, göreceğiz. Şu an biraz acım. Saat zaten dedim size. 1-2'ye gidiyor. Şu an proteinden başka bir şey almayacağım. Yeşillik tüketebilirsiniz siz de. Yeşilliği de son zamanlara doğru onu da kontrol alacağız. Ama şu an daha var. Bir ay 25-24 gün daha var. O kadar kasmaya gerek yok. Yeşillik de yiyeceğim. Ama onun yanında bir şey yok yani. Sıkıntı büyük. Ama yarıştan sonra yeriz yani. Bu işi yapanlar, bu işi yapacaksanız biraz aç kalmanız lazım. Diyet olayı. Normalde zaten 7 ay 8 ay boyunca yiyorsun yani. Şurada 3 ay diyet yapacaksın. Ne var bunda? Sadece sabredin yani. Ben de ne zamandır böyle yarış hazırlamıyorum. Tam diyet de yaptım ama sonuçta yiyoruz yani istediğimizi. Şu dönem önemli. Şurada dişimi sıkacağım 2 ay yani. 2 ay sonra diyeti bozar mıyım? Aşırı bir derecede diyeti bozmayı düşünmüyorum. Sonra yurt dışı yarışları var. Formumuza göre oralara da yönleneceğim. Yani devam arkadaşlar. Bunu da bir yeni bölüm olarak vlog kanalıma yüklüyorum. Yasin Pehlivan Fitness kanalı ana kanalım. Orada egzersiz, benim egzersiz videolarım, sporcuların egzersiz videoları. Burası artık yeni bir bölüm. Burası artık Yasin'in hayatı diyebiliriz. Çünkü orası egzersize kaydı iyice. Oraya daha vlog videoları yüklemeye gerek yok. Burası bana özel bir yer. Diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu süreci takip edin arkadaşlar. Form gerçekten ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Ekran burada, kamera orada. O yüzden böyle buraya bakıyorsam böyle gözler biraz çarpık çıkıyor olabilir. Buna da tutuluyorum ben. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.